Aras'ın katkılarıyla hazırlanan Hoş Sada programı başlıyor. Efendim, hayırlı akşamlar. Bir haftadan sonra Cenab-ı Hak tekrar sizlerle buluşmayı nasip ettiği için Rabbimize şükürler ediyoruz. Bugün çok değerli bir konuğum var. Değerli dostum, kardeşim Said Kutlu Bey ile beraberiz. Said Kutlu Bey, Çare Derneği Yönetim Kurulu üyesi. Ve Türkiye genelinde, Afrika'da, Uzak Doğu'da, Filipin gibi yerlerde birçok yerde hizmetleri var. Said Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Hayırlı Efendim, olsun. Allah razı olsun. Çok yerlerde çok güzel hizmetler yaptığınızı biliyoruz. Derneğin ismi Çare. Çare Derneği deyince aklımıza ne geliyor? Çare Derneği nedir? Niçin kurulmuştur? Amacı nedir? Çare Derneği'ni biz aslında amacını adında da anlaşılacağı üzere insanlara, yardıma muhtaç olan insanlara çare olmak amacıyla kurduk. Evet. Kainattaki maddi ve manevi düzenin işte muhabbet üzere olduğu kanaatindeyiz. Ve bu muhabbetin devamı için yardıma muhtaç olan insanlara kavuşmak, onlara yetişmek, ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 2009 yılında bu derneği kurmuş bulunmaktayız ve o günden bugüne faaliyetlerimize devam ediyoruz. Maşallah, neredeyse 10 sene olmuş. Evet, elhamdülillah 10 seneye yakın oldu ve büyüyerek devam ediyoruz çok şükür. Çok güzel. Tabii şu öyle değil mi? Mesela gittiğiniz yerlerde de şunu rahatlıkla görebiliyorsunuz. Çare Derneği bir dernek ama orada devletimizin ismini ne kadar güzel bir şekilde aksettiğine herhalde şahit oluyorsunuzdur. Yani Çare Derneği ile işte Türkler gelmiş bize yardım ediyor. Evet. Bu aynı zamanda devletimize mal oluyor değil mi? Devlete bakış açısı değişiyor. Aynen öyle. Zaten maksadımız daha çok Çare Derneği'ni öne çıkarmak değil. Adımız Çare Derneği ama derdimiz kendimizi duyurmak, derneğimizi tanıtmak değil. Derdimiz biraz ümmet şuurunun, ondan sonra İttihad-ı İslam'ın konusunda insanların bilinçlenmesi. Bu vesileyle biz de kardeşlerimize, yardıma muhtaç olan kardeşlerimize, hatta biz bunu sadece din kardeşi olarak düşünmüyoruz. Dil, din, ırk, renk farkı gözetmeksizin insanlık olarak düşünüyoruz. Sonuçta bu kainat muhabbet üzerine kurulu. Biz de bunu vesile ederek bu tür ayrımlar yapmadan yardıma ihtiyacı olması bizim için yeterli. Tek başına olmadığını, kendisinin imdadına yetişecek başka insanların dünyada var olduğunu bilmesi açısından biz bu faaliyeti yürütüyoruz. Ne kadar güzel. Yani hakikaten insan o kadar memnun oluyor ki bu yaptıklarınıza. Sizin gibi gönül erlerine gerçekten ihtiyaç var. Hizmet insanlarına gerçekten ihtiyaç var. Ben şahsen bunu gördüğüm zaman da çok mutlu oluyorum. Sizler adına çok müteselli oluyorum. Niye? Yani diyoruz ki acaba başka yerlerde bir şeyler yapılıyor mu, yapılmıyor mu? Bu endişemizi sizler tam karşılıyorsunuz. Biliyoruz ki bu memleketin içerisinden öyle yiğitler çıkıyor ki ve sadece kendi memleketinde değil, bütün dünyayı dolaşarak yardıma muhtaç insanlarla birlikte beraber oluyorlar. Evet. Ve o şekilde insanlara yardım elini uzatarak hem din-i mübinin güzel taraflarını hem Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ne kadar böyle müşfik insanlar tarafından yönetildiğini ve insanların ne kadar yardımsever olduğunu göstermesi açısından bu çok elzem ve çok gerekli bir şey. Allah sizlerden ebeden razı olsun. Peki daha çok nerelerde faaliyet gösteriyoruz? Ülkemiz hariç. Mesela Türkiye'yi sonra konuşuruz. Ülke dışında daha çok nerelere gidiyorsunuz, neler yapıyorsunuz? Ülke haricinde daha çok herkesin farkında da olduğu gibi Afrika, dünya üzerinde insanlara yardıma muhtaç olan insanların yoğunluğu bakımından en mümbit ve yardıma en çok insanların olduğu bir bölge. Kesinlikle. Biz de çoğunlukla Afrika ve gene doğuya doğru devam edersek Orta Asya, Uzak Doğu, daha çok fakir insanların olduğu, ondan insanların sömürge düzeninde yüzyıllardır devam ede geldiği bölgelerde faaliyet gösteriyoruz. Ne kadar güzel. Bu daha çok mesela Afrika'da ülkeleri sayarsak böyle bir sıralama var mı, yoksa genelde Afrika'nın tamamına? Afrika'nın hemen hemen tamamına hitap ediyoruz ama daha çok Doğu Afrika, işte Kenya, Uganda, Somali, ondan sonra orada ben de sizi Facebook'tan takip ediyorum. Oralarda zaten böyle her sene gittiğinizde maşallah genelde kurban faaliyetlerinde bulunuyorsunuz. Evet, doğru. Peki mesela oralara gittiğinizde diyelim ki Afrika olsun veya işte Uzak Doğu ve Orta Asya gibi olsun, Filipinler'e gittiğiniz, daha başka ülkelere de gittiğiniz, onu biliyorum çünkü sizi takip ediyorum. Oralarda mesela
insanlarla karşılaştığınızda, önce bunu alayım sonra ne tür yardımlar yaptığınızı soracağım. Evet. O insanların o bakışları, o muhabbeti size nasıl duygular veriyor? Veya karşılaştığınız güzel anılar var mı? Birlikte anlatabilir misiniz? Hakikaten yardıma muhtaç olan insanlara yardım götürmenin verdiği haz, sevinç, ferah, mutluluktan ziyade insanların gözlerindeki o mutluluğu, parıltıyı, ışıltıyı görmek bize daha çok sevinç ve bu yardım faaliyetlerine devam etmemiz açısından bize şevk veriyor. Kesinlikle. İnsanların yalnız başlarına olmadıklarını ifade etmeleri, işte dünyanın öbür ucundan kalkıp bizim için binlerce kilometre kat ederek oraya gitmelerimizden memnun olmalarını ifade etmeleri hakikaten doğru yolda olduğumuz kanaatine vardırıyor bizi. Ne kadar güzel. Bu şevkle de devam ediyoruz. Ben Allah devamını nasip etsin inşallah. Daha önce hayatında ilk defa et gören insanlarla karşılaştım demiştiniz. Evet doğru. Hayatında ilk defa et görmüş. Kurban faaliyetleri. Peki nasıl bu duygu? Ne diyorlar yani? Bir şey soruyorlar mı? Nedir bu diye soruyorlar mı? Soruyorlar. Ben ilk defa Filipinlere gittiğimde işte kurban faaliyeti dolayısıyla gitmiştik gene. Evet. Sabah namazından, bayram namazından sonra kurban faaliyetini gerçekleştireceğimiz bölgelerden birine gittik. Ve daha sonra akşama doğru dağıtımları bitirdik de yaptıktan sonra son dağıtım yapacağımız yerde. Bu arada görüntüler eşliğinde görüntülerimiz de sizin vermiş olduğunuz görüntüler yayınlanıyor. Evet, burası doğru. Neresi mesela burası şimdi? Burası Arakan. Burası bu, Arakan. Bangladeş şeye sığınan mülteciler. Evet. En son bu Myanmar'daki şeyden sonra. Katliamdan sonra. Buralarda ne tür yardımlar yaptınız? Şimdi buralarda aktif olarak şu anda da devam eden, farkındaysanız hep çadır, naylon tarzı yerler var. Evet. İnsanlar dünyadaki en zor şartlarda yaşıyorlar gerçekten. Hı hı. Şu anda burada bambu evi projemiz var. Aynı zamanda ekranda gördüğünüz gibi insani yardım, gıda yardımı, zahire yardımı tarzı faaliyetlerimiz var. Özellikle naylon çadırlarda yaşamak insanlar için çok zor. Hava şartlarından dolayı ve diğer etkenlerden dolayı biz bir bambu evi projesi başlattık bu nedir şeylerden o? Sonra. Orada bambu ağacı epey çok bulunan bir şey, bitki türü ve çabuk büyüyen bir bitki türü. Biz zaten insanlar genelde evlerini şu anda hatta görünüyor arkadaki görünen ev bizim yaptırdığımız bambu evi projesinin evleri. Evet. O çadırlarda yaşamalarının yerine böyle iki odası, mutfağı, banyosu, tuvaleti olan birbirine bitişik aynen bu şekilde göründüğü gibi şeyler yaptık. Evler belki de yaptık. İnsanlar ilk defa hayatlarında oturdukların yerin içerisinde tuvalet gördüler. Evet. Değil aynen mi? Öyle. Belki göç etmek zorunda oldukları yerlerde bile bu tarz barınacakları yerleri yoktu. Evet. Şu anda bu ev projelerimiz yapıldı. 50 civarında yaptık. Ve maşallah. Hala yapılmaya, 50 hala, tane yaptınız. Evet, yapılmaya da devam ediyor. Hala yapılmaya devam ediyor. Allah razı olsun hayırseverlerimizden. Amin. 3500 TL civarında bize bir maliyeti oluyor. Her bir evin. Evet. Toplandıkça bir yenisini yapmaya devam ediyoruz. Aynı zamanda burada bu... Peki Sadık Bey çok özür dilerim. Bu mescide benziyor. Evet bu da mescit. Her evde kaç kişi kalıyor mesela? Öyle bir evde. 3500 liraya mal olan bir evde. Aile yerleştiriyoruz aslında. Aileler kalabalık. Dolayısıyla orada 5-10 kişi kalıyordur herhalde. 5-10 kişi kalabiliyor ve aynı zamanda yanlarında akrabalarından yetim kalan çocuklar da kalıyor yine. Evet. Ben yetim projelerini anlatırken ondan da bahsedeceğim. Hemen hemen 50 civarında yetimi orada akrabalarının yanlarına yerleştirdik ve biz maşallah. Onların Türkiye'deki hayırseverlerden yetim sponsoru vasıtasıyla bize yardım etmek isteyen hayırseverlerin katkılarıyla o yetimlerin bakımlarını üstlendik. Halihazırda zaten o kamptaki bulunan çoğu insanın da ihtiyaçlarını karşılamak için çaba sarf ediyoruz. Ne kadar güzel. Tebrik ediyorum sizi. Peki, burası orada yaptırdığımız cami bizim kalıcı projelerimizden bir tanesi gene. Evet. Aynı zaman orası yani bu cami sadece ibadet maksadıyla kullanılan bir yer değil. Aynı zamanda tedrisat, okul amacıyla insanların orada bulunan insanların birbiriyle sohbet etmek için oturma ihtiyacını karşılayacak bir yer olma vasıtasıyla da çok orada güzel. Yegane bulunan bu tarz yerlerden birisi. Evet. Şimdi bebeğin yüzünü görüyor musun? Buradaki ümidi görüyor musun? Mesela diyelim kameraman arkadaş oradan çekerken bile bir ışıltı hissediyorsunuz.
Ve bu insanı gerçekten çok mutlu ediyor. Peki şunu diyeceğim, mesela Türkler dışında orada yoğunlukta yardım eden başka bir ülke var mı? En çok biz yapıyoruz herhalde. En çok Türkler var. Değil ben mi? Onun haricinde şey olarak görmedim. Yardım faaliyeti için gelen daha başka birçok bir ülke görmedim. İşte biz buyuz. Değerli seyirciler bakınız 3500 liraya. Tabii buradan sakın yanaşılmasın, yardım edilsin diye bunu söylemiyorum ama 3500 liraya bizler burada biliyorsunuz 300 bin, 400 bin, 500 bin konutlarda herkes oturuyor. 3500 liraya bir aile rahatlıkla barınabiliyor ve ilk defa hayatlarında belki de böyle lüks bir ev görüyorlar. Tuvaletin içerisinde olduğu bir ev. Daha önce Arakanlıların belki de hayatlarında olmayan şeylerden bir tanesi bu. Demek ki çok az şeylerle, çok az paralarla dışarıda ne büyük hizmetler yapılıyor. Ve Sait Bey'in de belirttiği gibi, bakınız en çok biz oradaydık, başka hiç görmedim diyor. Hamdolsun işte biz buyuz. Ne kadar kendimizle övünsek, daha doğrusu Cenab-ı Hakk'ın bize vermiş olduğu, bahsetmiştir bu hasletle ne kadar övünsek o kadar azdır diyelim. Daha başka peki burası hala Arakan değil mi? Evet. Hala Arakan. Burası mescit. Bayağı da güzel bir şeye benziyor yani oradaki şartlara göre konuşuyorum. Tamam ben görmedim ama dışarıyı görünce burası hakikaten güzel bir şey. Şu bebekleri falan görüyor musunuz maşallah yani, ne kadar güzel. Yani çocuklar bakın belki biz evlerimize işte bir balon ne bileyim bir şeker götürdüğümüz zaman küçük bir oyuncak götürdüğümüz zaman bugün çocuklarımızı memnun edemeyebiliyoruz belki. Evet. Ama şu çocuklara bir balon verdiğiniz zaman mutluluklar havaya uçuyorlar belli şey, yani. Mutlulukları, gözlerin içinin parıldaması hakikaten böyle insana ayrı bir sevinç, huzur veriyor yani. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Ne kadar ve güzel. Her gittiğimizde bizi ellerinde Türk bayraklarıyla karşılıyorlar. Değil mi ya? Müslüman kardeşleri olan Türklerin kendilerine sahip çıktıklarının farkındalar. Ve İttihad-ı İslam noktasında da bu görevi bizden bekliyor vaziyetteler şu anda. Gittiğimiz her yerdeki Müslümanlar bunu ifade ediyorlar. Bazen şu cümleyi kullanırken bazı arkadaşlar bizlere kızıyor. Hakikaten siz oraya gitmiş insanlar olarak, hizmete bulmuş insanlar olarak, ben gitmedim Cenab-ı Hak inşallah bize de nasip eder. İnşallah. Bu ümmetin lideriyiz değil mi? Öyle görünüyor şu anda. Öyle görünüyor. Bütün yani dünyada bizi öyle görüyorlar. Bütün garip guraba kesimi, bütün fakir Müslümanlar ümidini nereye bağlamış? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne bağlamış ve bizlere bağlamış. Peki bu millet bize bu lider gözüyle bakıyorsa demek ki bizim üzerimize düşen görevi yapmamız gerekiyor. Başka evet. Çaremiz yok. Aynen öyle. Ya ne işimiz var diyemeyiz. Bunlar bizim kardeşlerimiz. Benim, bunlar her şeyden önce insan. Evet benim bir büyüğüm bundan önce en son Kurban Bayramı'nın vesilesiyle şeye giderken, kurbana giderken biraz elini öpmek, duasını almak için yanına gittim. Bana dedi ki sizin bu yaptığınız faaliyet boşa gitmez. Allah sizden razı olsun. Tabii ki. En büyük vesile olacağı şey inşallah dedi İttihad-ı İslam'a vesile olacak. Sizin bu faaliyetleriniz. Evet. Sonuçta dedi Türkiye dünyadaki yardıma muhtaç olan bütün Müslümanlara yer, mekan gözetmeksizin el uzatıyor. Hepsine el uzatıyor. Ve insanlar bunun sadece Müslümanlara da değil. Sadece Müslümanlara evet, değil. Kesinlikle şey yapmıyoruz. Burnumuz dibinde Yezidiler geldi onlara da yardım ediyoruz. Ermeni gelse Ermeni'ye de yardım ederiz. Biz böyle bir milletiz. Bizim Filipinler'de öyle bir şeyimiz var, hatıramız var. Evet. Et dağıttığımız evlerden birisi Müslüman değildi, Hristiyandı. Evet. Ve sonradan geldiler bunu niye bize dağıttınız diye. Biz de işte Kurban Bayramı'nın ne demek olduğunu, ondan sonra bu zamanda İşte bu zamanı vesile bilip insanlara yardım etmemiz gerektiği, evet. Bu eti ondan dolayı dağıttığımızı, insanların birbiriyle kardeş olduğunu, bunu Müslümanlığımızın icabı olarak yaptığımızı anlattık. Ve o aile sonradan Müslüman oldu. Böyle bir din... Öyle mi? Yani bu güzellikler karşısında... Böyle bir din haktır diye ya, bak Müslüman nelere vesile olunuyor. Evet aynen. Yani İttihad-ı İslam'ın, İslam şuurunun, millet şuurunun, ümmet şuurunun oluşmasının haricinde... Böyle insanların şehadetine de vesile olduğu ne için... Ne güzel şeylere mazhar oluyorsunuz. Cenab-ı Hak diyor ya, bir insanın... Hadis miydi? Peygamber Efendimiz evet. Diyor. Bir insanın imanına vesile olmak, güneşin üzerine doğup batı her şeyden daha ayrıdır. Elhamdülillah böyle bir şeylere de mazhar oluyorsunuz. Doğru, aynen. Ne kadar güzel. Elhamdülillah. Allah sizlerden ebeden razı olsun. Burası daha Arakan mı peki Sait Bey? Evet, burası Arakan. Evet. Biz orada bir tercüman vasıtasıyla... Onlarla şey yapabiliyoruz, anlaşabiliyoruz Arakanlı mültecilerle. Evet. Şimdi şey bilmiyorlar, sadece kendi dillerini konuşuyorlar. Orada Arapça bilen bu sol tarafta beyaz takkeli olan kişi gözlüklü. Evet. O onların dilinden Arapçaya tercüme ediyor.
Bizim Çare Derneği gönüllerimiz de o yönetim kurulu başkanımız oradaki ortadaki o da şeye Türkçe'ye tercüme ediyor. Bizim yardım gönderenlerin bu faaliyetleri görebilmesi açısından. Burası neresi? Burası Afrika'ya benziyor. Afrika benziyor. Biraz da o zaman Afrika hizmetlerine geçelim hemen. Neler yapıyoruz? Afrika'da kurban faaliyetlerimizin yanı sıra ben kurban faaliyetlerinden sadece Afrika'da değil Uzak Doğu'da, Afrika'da, Orta Asya'da, Türkiye'de, Suriye tarafında kurban faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bu kurban faaliyetlerinin büyük bir kısmını da Afrika'da sürdürüyoruz. Evet. Maksadımız sadece et götürmek değil. Esas gayemiz biraz önce de belirttiğim gibi ümmet şuurunu, İttihad-ı İslam'ı bilinçlendirmek. Ve aynı zamanda kurban dağıtırken kurbanın yanında Kur'an ve dini eserler dağıtarak insanlara hem maddi hem manevi olarak yardım kavuşturabilmek. Evet. Bu maksatla kurban faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Onun haricinde bizim dernek olarak üzerimize vazife olarak gördüğümüz, en fazla önem verdiğimiz faaliyet benim nazarımda yetim ve yetimhane faaliyetleri. Evet. Yetimhane faaliyetlerimizin en kapsamlı olarak sürdürdüğümüz yer gene Afrika'da, Uganda'da. Evet. Biz yetimhane faaliyetlerini ve yetim faaliyetlerini niye yapıyoruz? Şimdi orada yüzyıllardır devam eden bir misyonerlik faaliyetleri var. Evet. Sadece Afrika'da değil, aynı zamanda insanların mazlum olduğu, fakir olduğu ve Müslüman kesimin çok olduğu her yerde bu misyonerlik faaliyeti var ve bu misyonerlik faaliyetini insanların ihtiyaçları üzerinden yapıyorlar. Suya mı ihtiyaçları var? Kilise kuruyorlar, içine bir su kuyusu açıyorlar. Yeah. Yetimhaneye mi ihtiyaç var? Kilise kuruyorlar, yanına bir yetimhane yapıyorlar. Bizim dolayısıyla Afrika'da su kuyusu faaliyetlerimiz de var Kenya-Somali sınırında. Evet. Biz bu su kuyusu ve yetimhane faaliyetlerini niye daha çok önemsiyoruz? Çünkü biz bu çocuklara, bu insanlara sahip çıkmadığımız zaman misyonerler bunlara sahip çıkıyor. Yetimleri yetimhanelerine yerleştiriyorlar. Bunların bütün ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Ve kendi kültürleriyle, kendi dini inançlarıyla yetiştiriyorlar. Bir misyoner olarak yetiştiriyorlar. Ya. Kendilerinin gitmedikleri, dünyanın her tarafına gitmek istemedikleri, dünyanın her tarafına çocukken Müslüman olan insanları misyoner olarak yetiştirip onları gönderiyorlar. Tekrar onları yani, gönderiyorlar ki çünkü daha önceden biliyor bildiği topraklar. Evet, bildiği topraklar. Insanlar. Ve bu insanlar yokluk içinde yetiştikleri için her türlü şartta da yaşamaya şey yapıyorlar, razı oluyorlar yani. Evet. Ve şöyle de bir düşünceleri oluyor. Bu insanlar bana işte çocukluğumdan beri sahip çıktılar. Ben bunlara bir vefa borcu olarak onlara karşı bu vazifemi yerine getirmem gerekiyor diye her türlü görevi kabul ediyorlar. Ve misyonerlik faaliyetlerine aslında ben şöyle bakıyorum olaya. Müslüman olan bir insan daha sonradan Müslüman olan bir insanı dininden çıkarmak için çaba sarf etmeye başlıyor. Yani o yüzden bizim yetimhane ve su kuyusu gibi faaliyetlerimize bu ihtiyaçtan kaynaklanıyor. Bu ihtiyaçtan esas olarak yani bence en önemlisi bu. İnsanların tamam yetimlere sahip çıkmak lazım. Bu sonuçta bir sünnettir. Evet. Bir sünneti yerine getirmeye bizim Türkiye'deki hayırseverlerimiz vesile oluyorlar. Evet. Biz o çocukların gözlerindeki sevinci görünce onlara minnettar oluyoruz. Teşekkür ediyoruz ve biz de sevinç içerisinde, ferah içerisinde müferrah bir şekilde bu hizmeti yapıyoruz. Ama esas gayemiz biraz önce anlattığım sebeplerden dolayı ki bu sebepten dolayı bizim şu anda Uganda'nın Kampala şehrinde 72 tane yetim çocuğumuzun olduğu bir yetimhanemiz var şu anda. 72 çocuk var. Evet, ve 72 çocuk var orada. Hem bunu anlatayım hem de faaliyetlerimiz içerisinde yetim ve yetimhane faaliyetleri de geçmiş olsun. Kurban faaliyetine biraz değindik. Ben bu arada birazcık şöyle bir parantez açayım. Değerli seyirciler, şimdi Çare Derneği birazdan Sait Bey de anlatacak. Çok güzel bir uygulaması var. Çünkü dönem dönem bizler de bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Şöyle diyelim ki kurban alındı. Mutlak surette o kurbanların kesildiği yerden videolar alınıyor. O kesimler bizzat kurban sahibine gönderiliyor ve orada isimleri okunurken bile mesela diyelim ki işte ben bir kurban bağışı yapmışım. Orhan Uslu'nun kurbanı diye kesilirken mutlaka isimlendiriliyor. Evet. O şekilde. Birazcık istersen ben bunu niye anlattım Sait Bey? Şöyle
Hani bir güven bunalımı var biliyorsunuz memleketimizde. Bu güven bunalımını da aşmamız gerekiyor. O kurban faaliyetine hem girelim hem de kurbanları alırken veya insanlardan yardım alırken onlara tekrar nasıl döndüğümüzü bir anlatalım. Biz şimdi kurban faaliyetimizde şöyle başlıyor süreç. Biz aldığımız kurbanları eğer bizim vasıtamızla yani gönüllüler vasıtasıyla alınmışsa biz dernek merkezine bildiriyoruz. Ya da bizim internet sitemiz vasıtasıyla da insanlar kurbanlarını verebiliyorlar. Evet. İlk olarak kurban bağışında bulunan hayırsevere bir mesaj gönderiliyor. Kurban bağışınız alınmıştır diye. Evet. Bu kurban bayramı vacip olan kurban bağışıysa zaten kurban bayramının bayram namazının akabinde kurban faaliyetinin başlamasıyla birlikte biz her kurbanda hisse sahiplerinin isimlerini okuyup ondan sonra vekaletini verip bunun eşliğinde işte şeylerini bence videolarda ben izledim salavatlarını getirerek İslami usullere göre daha çok oranın halkının değil de kendimiz kurban kesmeye gayret göstererek kurban kesimlerini gerçekleştiriyoruz. Video çekimi ve fotoğraf çekimi yapılıyor bu kurban kesimleri sırasında ve her günün akşamı kesilen kurbanların video görüntüleri ve fotoğraf görüntüleri internet vasıtasıyla İstanbul'a dernek merkezine gönderiliyor. Ve son 1-2 senedir gayretimiz bayram bitmeden insanların cep telefonlarına kurban görüntülerini seyredebilecekleri bir link mesaj olarak göndermek. O linki tıkladıklarında insanlar kendi kurbanlarını seyredebiliyorlar. Nasıl kesildiğine şahit olabiliyorlar. Bu faaliyet yıl içerisinde de işte akika olsun, adak olsun, şükür olsun o tarz kurban faaliyetleriyle yıl boyunca devam ediyor elhamdülillah. İhtiyaç olan ülkelere 7'şer hisse tamamlandıkça gönderilip oradaki temsilcilerimiz vasıtasıyla yapılıyor, kesiliyor ve kurban faaliyeti bu şekilde devam etmiş oluyor. Peki ülke biraz sıralayabilir miyiz? Mesela diyelim işte Afrika olsun, işte Uzak Doğu olsun. Hangi ülkelere gidiyoruz genelde? Ülke ismi de verirsek en azından sevgili seyircilerimiz bunu anlayacaklardır. Yani ne kadar fakir ülkelere gidildiğini de bileceklerdir. Evet, Afrika'da Uganda, Kenya, Somali, Tanzanya, Burkina Faso, aklıma gelmiyor. Yani ne oldu? 5-6 tane sayıldı. Mesela diyelim var birkaç tane daha var aklıma gelmeyenler. Uzak Doğu'da Filipinler vesaire. Uzak Doğu'da Filipinler, Tayland, ondan sonra orada yine bir bölge var sıkıntılı şeylerin olduğu, kampların olduğu. O Tayland sınırında, tam aklımda değil şu anda adı. İşte Orta Asya'da Pakistan, Bangladeş, Sri Lanka. Afganistan var mı? Afganistan'da çok fazla olmuyor. Evet. Böyle bu tarz hemen hemen her sene 15-16 ülkede, Türkiye haricinde. Şu anda aklıma gelmeyenler de olabilir. 15-16 ülkede faaliyetlerimiz sürekli devam ediyor. Tabi bu dönüşünü mesela diyelim her yıl 15-16 ülkeye gidiliyor. Yanlış anlamıyorum değil mi? Evet, doğru. Yani mesela diyelim ki bu yıl 15 tane ülkeye gidildiyse gelecek yıl bir 15 ülkeye daha gidiliyor. Doğru. Genelde veya aynı ülkelere de gidilebiliyor ihtiyaç dairesinde. Çoğunluk olarak aynı ülkelere gidiliyor. Çünkü belli bir düzen oturtmak zor. Sait Bey özür dilerim. Burası neresi? Burası? Bizim Uganda'daki yetimhanemiz. Ya Uganda ya da Pakistan'daki yetimhanemiz. Yani şöyle bir şey de yapabiliriz. İstiyorsanız görüntüler içinde yorumlar yaparak devam edebiliriz. Evet. Şu anda Uganda ve Pakistan'daki yetimhanemizde bu çocuklar, evet burası Pakistan'daki yetimhane. Evet. Hafızlık eğitimi alıyorlar. Maşallah. Buradaki çocuklarımız aynı zamanda okul eğitimlerinin haricinde. Yani biz yetimhanelerimizde din ve fen ilimlerini birlikte vermeye çalışıyoruz. Mutlaka. Gayemiz sadece fen ilimlerini değil, din ilimlerinin olmasının da sebebi inançlı bir nesil yetiştirmek. Kesinlikle. Kendi memleketlerine, vatanlarına. Zaten biri birisiz olmaz. Yani fen vermezseniz de tek başına olmuyor. Dini tek başına verseniz de olmuyor. Feni bilmesi lazım. Evet, doğru. Yani sadece işte çocukların gıda, barınma, eğitim ihtiyaçlarının haricinde manevi olarak ruhlarının gıdalanmasını da sağlamak gayelerimiz arasında. Yani bu projeleriniz gerçekten çok değerli. Bakınız bu çocukların bu yaşta yetiştiriliyor olması ileride bu neslin çok daha güvenilir nesiller olarak dinini bilen, efendim sosyal hayatta da başarılı olan insanların yetişmesi demek ve dolayısıyla sosyal hayatın bütün düzelmesi demek. Hı hı. Belki biz ilk etapta bize basit gibi gelebilir ama
yıllar sonra bu hizmetlerin nasıl da meyve vereceği aşikar. Doğru. Gördüğünüz gibi sosyal olarak da çocukların belli bir seviyeye gelmeleri açısından sadece eğitim değil. Böyle işte pikniktir, spordur, sosyal aktiviteler de insanların, çocukların sosyal yönden gelişmelerini sağlamak açısından. Yani her türlü bir takviye şeyimiz var. Evet. Çocukları takviye etmek açısından elimizden gelen bütün gayreti yapıyoruz. Genelde yetimhanelerimizin başlarında duran kişiler Türkiye'den gitme. Evet. Bu konuda da yani bu hizmet tarzını çok iyi bilen insanlar. Yani evet. Bir çocuk nasıl yetiştirilir? Doğru. O konuda uzman insanlar. Evet, aynen öyle. İllaki oradaki halktan yardım almak zorundayız. Çünkü herkesi Türkiye'den göndermek zor. Mümkün değil. Mümkün değil. Biz esas organizatör olarak Türkiye'den giden kişiler. Evet. Onların eşliğinde de orada da zaten şöyle diyelim, mesela Pakistan'da bir hizmet var. Evet. Buradan işte ehli hizmet insanlar oraya gittiler. Pakistan'a da 3-5 arkadaş alındı veya 10 arkadaş alındı. Onlar da zaten 1-2 sene içerisinde o hizmeti öğreneceklerdir. Aynen. Ve aynı tarzda devam edeceklerdir. Aynen, aynen öyle. Çünkü oluyor. Türkiye'deki Kur'an talebesi veya diyelim ki fenle beraber yetiştirme tarzı başka bir ülkede yok. Ve en güzel örnekler Türkiye'de. Doğru, var. Çok güzel. Türkiye'de bu gerekli ülkelere dağıtıldığı zaman öyle inanıyorum ki çok değil. Cenab-ı Hak nasip ederse bir 20-30 sene içerisinde çok güzel nesiller orada da yetişecek. Hı hı. Şimdi Filipinler'de alim bir zat vardı. Evet. Mısır'da ve böyle İslami üniversitelerde eğitim almış alim bir zat. Ben şeyi merak ediyorum diyordu. İşte bu Kur'an hizmetini hangi ümmet yüklenebilir, omuzuna alabilir? Evet. İlahi kelimetullah vazifesini. Türkiye'ye geldikten sonra diyor anladım ki diyor bu hizmet, bu yük diyor Türklerin omuzunda. Sizin omuzlarınızda. Evet, Türklerin omuzunda diyor. Evet. Çünkü diyor ben diyor Türklerin gözündeki ışıltıyı görünce dünyanın her tarafında insanlara yardım etme aşklarını görünce diyor dünyanın hiçbir yerinde görmediğim bir şey gördüm diyor Türklerin gözünde ve anladım ki diyor bu vazife diyor sizin omuzunuzda. Elhamdülillah biz de bu vazifemizi ne kadar yerine getirebilirsek. Tabii herkesin Allah razı olsun. Bu arada yani bu tür derneklere yardımda bulunan kardeşlerimize çok çok teşekkür ediyoruz. Hakikaten onların yardımlarıyla bu hizmetler oluyor. Doğru. O yardımlar olmazsa bu hizmetler birazcık zor olur. Bu işin bilincinde olan kardeşlerimiz, abilerimiz var ve onlar gerekeni zaten yapıyorlar. Allah onlardan da ebeden razı olsun. Bir dua nevinden olsun inşallah. Amin inşallah. Peki daha mesela Afrika'da kuyu açıyoruz. Evet. Çünkü orada susuzluk nasıl bir şey? Ben hiç gidemedim. Gerçekten orada çok ciddi bir su sıkıntısı var değil mi Sahip Biraz Bey? Önce... Yani mesela, bırakınız elbiseye falan. Şu bir su sıkıntısının olduğu görüntüsü. Bir yer. Evet. Bu insanlar o ellerindeki bizim eskiden çocukken oyun oynardık. Şeylere böyle demir bu çubuğa şey takardık. Yuvarlak tekerlek evet. gibi bir şey. Onunla sürerdik sokaklarda oyun oynardık. Hı hı. Aynı o şekilde büyük bidonlar var. Böyle işte yaşlı teyzeler... Genç kızlar, işte tam da o evlerinden, bu bir su kuyusu mesela, evet. evlerinden kilometrelerce uzaktaki nehirlere giderek, işte oradan bir bidon su doldurup, belki 5 kilometre, 10 kilometre yürüyüp, geri 5-10 kilometre geri dönerek, bir günlük, belki 2 günlük su ihtiyacını karşılamak için ya. Bu kadar büyük bir zahmet. Akan nehir de tabii temizse, elverişliyse, daha o da belli değil. Evet, yani onu kontrol temiz zaten elverişli değil zaten. Temiz ve elverişlisinin dışında... Şöyle bir sıkıntı var, timsahlarla ilgili sıkıntılar oluyor. Mesela nehre gidiyor su doldurmak için, evet. Timsahların kaptığı, parçaladığı çocuklara, ben şahit olmadım ama şahit olan arkadaşlarımız var. Öyle mi? Maalesef yani? Böyle tehlikeli durumlar da olabiliyor. Yani suyun burada, alındığı yerde timsahlar yaşıyor. Nehirde timsahlar yaşıyor. Nehire su evet. almaya gittiniz, doğru, orada aynen. bir timsah saldırısına uğrayabilirsiniz. Evet, aynen öyle. Ya bizler ne kadar şükretsek o kadar az. Bugün itibariyle biz 4 ülkede, Afrika'da Kenya-Somali sınırında genel itibariyle olmak üzere 4 evet. ülkede 52 tane su kuyusu açtık. Maşallah. Bu su kuyuları da gene dediğim gibi misyoner faaliyetlerine vesile olmaması için ya da misyoner faaliyetlerine alet edilmemesi için biz bu su kuyusu açmakta mükellefiz. Tabii ki. Çünkü aynı nasıl yetimhane ve yetimleri şey yaptıkları, sömürdükleri gibi
su konusunda da insanların zaruri ihtiyaçları en aciz oldukları durumlar. En önemlisi su yani, susuz evet, yaşanmaz ki. Ve bunu kullanıyorlar. Evet. Kilise yapıyorlar, içine su kuyusu açıyorlar. Ya. İnsanlar su almak için ilk önce kiliseden geçmek zorundalar. O görseli görecek. Evet. O yüzden biz su kuyularına önem veriyoruz. Kesinlikle, kesinlikle verilmesi lazım zaten. Su kuyuları bizim Müslümanlara sahip çıktığımızın, onlara yardım elimizi uzattığımızın bir en büyük göstergelerinden bir tanesi. Peki efendim, bir su kuyusu kaça mal oluyor? Bir su kuyusu 4000 dolar civarında bir maliyeti var su kuyusunun. 4000 dolar. Ve biz bu 4000 dolar büyük bir maliyet olduğu için bunu hisselere böldük. Evet. Mesela 40 hisse ya da 80 hisse. Yani bir insan 4000 dolar veremez ama yani 400 dolar belki verir. Evet, veya ya da 400 işte lira verebilir, 100 dolar verir. Verebilir, 100 lira verebilir. Bizim internet sitemizde su kuyusu bağışı yapmak istediğiniz zaman bütün yardım faaliyetlerinin şeyleri ayrı var, linkleri. Bir oradan, su kuyusundan ortalama ne kadar insan istifade ediyor orada? Aşağı yukarı tahmini. Yani o bölgede yaşayan bütün insanlar istifade edebiliyorlar, bir sayısı yok. Değil mi? Evet. Ya. İnsanları onlarca kilometre gidip gelmekten kurtarmış oluyorsunuz. Evet. Ve o kadar büyük bir hizmet ki aslında. Yani mesela 4000 dolar da olsa, diyelim ki 16 bin lira gibi bir para tutuyor, 15 bin lira gibi bir para tutuyor. Çok büyük bir hizmet ya. Yüzlerce insan oradan su çekecek ve su içecek, su ihtiyacını karşılayacak. Aynen öyle. Su kuyusunu sadece yapıp bırakmıyoruz. İşte 6 ayda bir, 1 senede bir gidip bakımlarını yapmak zorunda kalıyoruz. Turumbası kırılıyor, başka bir şey oluyor. Tabii orada hiçbir şey yok. O bakımları yapacak imkan da yok değil mi? Yok, hiçbir şey yok. Biz bakımlarını da yapmak için su kuyularını sürekli takip ediyoruz. Evet. Yani normal şartlarda arızalanmasının haricinde kasıtlı olarak da şey yapabiliyorlar, tahrip edebiliyorlar maalesef. Ondan dolayı sürekli kontrol altında. Yani bu hizmetleri hazmedemeyenler. Evet. Ve işte Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden insanlar gelmiş, burada su kuyusu açmış, bunu hazmedemeyen ona zarar verebiliyor. Doğru. Doğru anladın değil mi? Doğru, aynen öyle. Demek ki her yerde yani bu güzel işlerin karşısına birileri çıkıyor maalesef. Buna da tahammül edeceğiz. Peki daha başka neler anlatabiliriz Sait Bey? Yani şimdi Ramazan organizasyonlarımız var. Evet. Onlarca ülkede 8 yılı aşkın bir süredir Ramazan aylarında iftar sofraları kuruyoruz. Onun haricinde Ramazan kumanyaları dağıtıyoruz. Yardımseverlerin, hayırseverlerimizin işte zekat olsun, fitre olsun, fıtır sadakası olsun. Bu evet. tarz yardımlarını ihtiyaç sahibi olan insanlara ulaştırıyoruz. Ne kadar güzel. Elhamdülillah böyle faaliyetlerimiz var. İşte kalıcı eserlerimiz var. Biraz önce seyrettik Arakan'daki Kardeşlik Mescidi. Yani 50 küsur... 50 tane mi yaptık dediniz? 52 tane mi dediniz? O bambu ev projesiydi. Bambu ev projesi. O ders gördükleri, Kur'an öğrendikleri yer mescitti. Evet. Bambu ev projesi var. Şu ana kadar 50'den fazlası şeye geçti, faaliyete geçti. Ne kadar güzel. Filipinler'deki... Rabbim nice 50'ler nasip etsin. İnşallah. Evet. Filipinler'deki yetimhanemizi... Ben birazcık böyle Filipinler ayrı bir sayfa açmak istiyorum ama Filipinler'de evet. çok ilgimiz var sanki. Filipinler'le çok ilgimiz var evet. Yani Ecdat oralara yardım götürmüş. Siz de diyorsunuz ki biz buna lakayt kalamayız. Ta oralara kadar gidiyorsunuz. Doğru. Biz Filipinler'e ilk gittiğimizde oradaki insanların bize bir takım şikayetleri vardı. İşte 100 senedir neredesiniz değil mi? Gibi. İşte, bunu söyleyen sizin, ilim insanları. Ben daha önce dinlemiştim. İlim insanları doğru. Bunlar akademisyen insanlar. Evet, sizin ecdadınız bundan 100 sene önce geldiler ama siz 100 senedir yoksunuz. Siz neredesiniz diye. Şikayetçiyiz. Biz bu hakikatlara muhtacız. Siz ya. Neredesiniz diye bizden şikayetçi oldular. O yüzden hakikaten ihtiyaç var. Yani insanlarının büyük bir kısmı yani belki %90'a yakını Müslüman olan bir bölge hemen hemen 300 sene sömürge faaliyetinde işte Amerika olsun, İspanya olsun sömürgecilik faaliyetinden sonra şu anda %90'a yakın bir kısmı maalesef Müslüman evet, değil. Değil, evet. Ve Müslümanlar büyük, genelde Mindanao bölgesinde mi yaşıyor? Evet, çok büyük bir coğrafya. Evet. Ve bu insanlara sahip çıkmamız gerekiyor hakikaten. Ve çok cevval bir ruhları var. Yani siz yeter ki gelin, bize Kur'an, İslam hakikatlarını anlatın. Ondan sonra diyor biz zaten diyor sizin yerinize de burada diyor faaliyet gösteririz. Değil mi hatta yani? Diyor sizin gitmek istemediğiniz, gitmek isteyip de gidemediğiniz yerlere bizi diyor gönderin, biz gideriz. Peki o ben şöyle bir şey duymuştum Sait Bey, ne derece doğru bilmiyorum. Siz oraya seyahat eden bir insan olarak, Türkler Mindanao bölgesine gittikten sonra oradaki hayat tarzları, dini yaşama biçimi vesaire
Daha sonra merkezi hükümetle oradaki bir direniş grubu vardı biliyorsunuz. Evet. Onları barışa götüren süreci hazırladığını. Evet. Ben şahsen bir Türk olarak bundan çok gurur duydum. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir vatandaşı olarak çok gurur duydum. Hı hı. Benim ülkemden insanlar oraya gidiyor. Yaşam biçimleriyle, İslami yaşama tarzlarıyla, evet, fikirleriyle onlara ön ayak oluyorlar. Ve oradaki Mindanao bölgesindeki yönetim merkezi hükümetle barış imzalıyor. Allah Allah, ne kadar güzel bir şey bu böyle. Şimdi insanın aslında lisan haliyle hizmet ediyor, evet, bir deyişle. Sonuçta oradaki insanlar belki İslamiyet deyince akıllarına işte vurdulu, kırdılı, savaşı, o tarz maalesef şeyleri geliyor. Maalesef. Maalesef. Ama gerçek Müslümanları, gerçek İslami yaşayışı gördükleri zaman, evet, anlıyorlar ki biz yanlış biliyormuşuz ve yanlış kanaatteymişiz. Ya. Dolayısıyla bir nevi her şey çözüme kavuşuyor. Değil mi? O dönemde ben bunu anlatıyorum. Şimdi şöyle, tabii burada biz hükümetlerimizin ve o zaman Dışişleri Bakanı Sayın Ahmet Davutoğlu muydu? Tam hatırlamıyorum ama onların göstermiş olduğu çabayı da bir kenara koymayalım. Altyapısı böyle oluşmuştu. Daha sonra da hükümetimizin de devreye girmesiyle bu barış sağlanmıştı biliyorsunuz. Ve şu an orada son derece barışı sürükleyici nedenler çokça fazla. Evet, herkes mutlu ve mesut bir şekilde yaşıyor. İnşallah bu durum böyle de devam eder. Hı hı. Peki Filipinler'de mesela diyelim ki Mindanao bölgesi ne kadar nüfus barındırıyor? Orada ne kadar insana hitap ediyorsunuz? Nasıl bir ortam var orada? Ben Filipinlere geçmeden önce bu yetimhane ile ilgili bir şey daha söylemek istiyorum. Tabii, tabii. Bizim Uganda'da, Uganda daha doğrusu Afrika ve içinde Uganda daha çok olmak üzere dünyada yetim nüfusun en fazla olduğu yerler olması hasebiyle bizim oradaki yetimhanemiz bize yetmiyor. Evet. Biz orada 10 dönümlük bir arazi üzerinde hemen hemen 500 kişinin eğitim göreceği, 200 yetimin kalabileceği bir yetimhanesi, geniş bir oyun parkı, bilgisayar odası, yemekhanesi, misafirhanesi, içinde camisi olan bir kompleks yapmak maşallah için faaliyetlerimize başladık. Çok güzel. İnşallah Rabbim muvaffak etsin. Bunu yapmamızın esas sebebi gene biraz önce anlattığım mevzular. Biz, evet, buna çok önem veriyoruz şu anda. Önem vermemiz de gerekiyor çünkü bunlar Ümmet-i Muhammed'den. Yani bunlara sahip çıkmamız gerekiyor. Ben bunu da o arada eklemek istedim. Çünkü Filipinlere girersek belki oraya geri dönemeyiz. Değil mi? Doğru. O zaman şöyle yapalım. Artık bir son 7-8 dakikamız var. Filipinlerden biraz bahsedelim. O şekilde programı kapatalım inşallah. Filipinler'de bu arada değerli seyircilerimize duymuş olsunlar. Bakınız çok yeni bir kompleks yapılıyor. 500 kişinin istifade edeceği bir kompleks yapılıyor. İçerisinde camisinin olduğu, türlü faaliyetlerin göstereceği kocaman bir yer, devasa bir yer, 10 dönüm değil mi? Evet, 10 dönümlük bir yani, arazi. Dolayısıyla işte Çare Derneği yetkilileri burada. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Ben bu tür şeylerden de hiç gocunmuyorum. Güvendiğim insanlara da elhamdülillah destek çıkar ve bunu da açıkça söylerim canlı yayında olsa. Ben Çare Derneği'ne güveniyorum değerli seyirciler. Çare Derneği her şeyle çok açık, çok şeffaf bir dernek. Ne yaptığını harfiyen ve hesaplarına kadar ya bütün internet sitesine konulur mu her şey? Konuluyor ama evet, her şey açık, çok net. Nereye ne harcanmış, ne yapılıyor, kimlere ne yapılıyor, görüntüler eşliğinde. Onun için çok rahat olabilirsiniz. Buyurun sizi dinleyelim. Filipinler'le ilgili inşallah birkaç dakika konuşalım. Filipinler'de 3 tane yetimhanemiz var. Toplam 48 yetime bakıyoruz. Evet. Zamboanga, Basilan ve Cagayan de Oro şehirlerinde. Cagayan de Oro şehrindeki yetimhanemizin mülkünü elhamdülillah Allah nasip etti. Bu sene satın aldık. Maşallah. İnşallah diğer kiradaki yerlerimize de Allah nasip etsin. Daha i̇nşallah, çok hizmetlere vesile diye olsun. Orada çok kalabalık bir nüfus var. Değil mi? Çok kalabalık. Hı-hı. 100 milyon civarında bir nüfus var, evet, herhalde Filipinler'in. 120 milyon civarında bir nüfus var. Kurban faaliyetleri de orada aşırı bir şekilde, güzel bir şekilde devam ediyor yetimhanemizin haricinde. Evet. Maalesef orada da işte yetim çocukların sayısı biraz fazla olduğu için anaerkil bir yapı var. Bu ülkelerde Sait Bey biraz önce Afrika'dan bahsederken de buradan yetim çocuklar neden fazla? Şimdi onun bir sebebi var mı? Şöyle diyeyim, aslında buradaki yetim çocuklar annesini babasını kaybetmesinden, vefat etmelerinden kaynaklanmayabiliyor. Hı. Şimdi mesela baba Müslüman oluyor. Orada anaerkil bir yapı var. Baba Müslüman olunca anne onları evden şey yapıyor, çıkarıyor. Evden çıkarıyor. Evet, bu sefer baba çocuğa bakamıyor. Dolayısıyla bir nevi yetim kalmış oluyor yani. Biz bu tarz çocuklara sahip çıkıyoruz. Ne kadar güzel. 3 tane yetimhanemizde tamamı kız hemen hemen çocuklarımızın. Evet. Yine biraz önce anlattığımız şekilde
inançlı bir nesil yetiştirmek adına gerekli değerlerde. Peki orada Filipinler'de de böyle Türk kardeşlerimize yardım eden yetişen insanlar var mı? Var. Türkiye'den aslında yardım faaliyetinde bulunduğumuz ülkelerin içerisinde en fazla Türkiye'den gidip orada ikamet eden ülke, orada kalanların bulunduğu ülke Filipinler. Öyle mi? Sayıca en fazla oradayız öyle evet, mi? Evet, sayıca en fazla oradayız. Maşallah ne kadar güzel. En uzak yer. Evet. En fazla kaldığımız yer. Tebrik ediyorum yani. Elhamdülillah. Kaç bin kilometre efendim? 10 bin kilometre civarı. Daha fazla sanki. Ben öyle 10-12 bin kilometre civarı mi ya? Diye biliyorum. Müthiş bir yani, şey. En doğusu dünyanın. Evet, aynen. Sadece şey değil, yetimhane ve kurban faaliyetlerinde bulunmuyoruz. Esas gayelerimizden biri olan İlahi Kelimetullah üzere de Filipinler'de bulunmaktayız. Dini eserler ve Kur'an dağıtımı. Evet. Bu faaliyetlerimizin başında geliyor. Kurban faaliyetiyle birlikte de bunu yapıyoruz. Ve üniversitelerde, fakültelerde düzenlediğimiz organizasyonlarla da bunu gerçekleştiriyoruz. Ne kadar güzel. Genelde konferans şeklinde mi? O şekilde de oluyor. Mesela Sevgililer Günü vesile ederek bir üniversitede seminer şey yaptık. En büyük aşk. Sevgililer Günü vesile ederek. Bundan birkaç sene önceydi. Tabii büyük bir şeyle teveccüh çok oldu, geldiler. Evet. Tabii biz Resulullah'ı anlattık orada. İlahi aşka döndünüz tabii. İlahi aşka döndük. çok güzel. Bu şekilde faaliyetlerimiz devam ediyor elhamdülillah. Gerçekten çok seviniyorum. Sizi çok tebrik ediyorum. Bunlar muazzam hizmetler. Hı-hı. Ve memleketimizin, insanımızın dünyanın her tarafında var olduğunu gösteren, hem de İlahi Kelimetullah davasıyla birlikte olduğunu gösteren Evet. Muazzam şeyler. Sizi çok tebrik ediyorum. Cenab-ı Hak inşallah bizlere de nasip eder. Ben Filipinler'e gitmeyi çok arzu ediyorum. Bir kere gitmişliğim var ama ikinci kez inşallah Rabbim nasip ederse birlikte de gideriz. Peki şöyle bir şey duydum. Filipinler'de bazı şehirlerde sırf çocuklar kitap okusunlar diye ilim meclisleri kurmuştunuz. Öyle bir şey de var sanki orada. Evet. Yani nedir? Çocuklar geliyor, kitaplarını okuyor. Oradaki insanlardan işte ahlak dersi alıyor vesaire. Böyle ilim meclisleri de epey çoğunlukta sanki. Evet, çoğunlukta. İşte ve sadece Mindanao bölgesiyle kısıtlı değil, sanki Malina bölgesinde falan da var. Malina mıydı? Ben yanlış hatırladım. Yok, Maravi değil de başkent neydi? Malina mıydı? Manila. Başkent Manila. Ha, Manila. Manila'da, Cagayan de Oro'da, ondan sonra Mindanao bölgesinde, Zamboanga'da, hemen hemen Filipinlerin bir çoğu yerinde, birkaç tane şehrinde 20'ye yakın sizin bahsettiğiniz tarzda mekanlarımız var. Ne kadar güzel. İşte insanlar sadece maddi şeylerle ruhlarını besleyemiyorlar. Hatta hiç besleyemiyorlar. Mümkün değil. İllaki manevi bir destek olmak zorunda. Biz de bu manevi desteği nasıl almaları konusunda onlara bir rehber olmak vesilesiyle. Çünkü zamanla o yolu kaybetmişler değil mi? Yani evet, çünkü nasıl yapacaklarını dahi bilemiyorlar. Şey, görüyorsunuz anaerkil bir aile tipi. Evet. Yani zaten ben diyelim ki İslamiyet'i doğru manada öğrenmiş olsalar da aile anaerkil aile tipi olmazdı herhalde. Doğru. Dolayısıyla bu yavaş yavaş bu şekilde. Peki bu hizmetler sunulduktan sonra insanlarda bir değişim görünüyor mu? Tabii ki insanlar en başta... Yani şu tepkiyle karşılaşıyoruz. Ya biz şimdiye kadar İslam'ı yanlış anlamışız, pek de yaşayamıyormuşuz. Var mı böyle tepkiler? İlla ki öyle. Zaten bize en başta karşıladıklarında söyledikleri şey o. Siz neredesiniz 100 yıldır? Bize bu hakikatleri niye getirmediniz? Değil mi yani? Biz bunlardan uzaktayız, bilmiyoruz. Niye öğretmiyorsunuz diye. Siz bununla mükellefsiniz. Niye bu kadar geç kaldınız? Daha çok gelin. Bizim bunlara ihtiyacımız var. Daha çok eserler getirin diye. Sürekli böyle bir talepleri var. Ve hakikaten kendiler bu hakikatleri öğrendikçe de biz bugüne kadar nasıl bunlardan uzak kalmışız diye bizden daha çok onlar bir gayret sarf ediyorlar başka insanlara bu hakikatleri ulaştırmak için. Evet. Sait Bey çok teşekkür ediyorum. O kadar güzel şeyler anlattınız ki 45 dakika nasıl geçti ben anlayamadım. Ben de teşekkür ediyorum. Ben yani azın eklemek istediğiniz bir şey varsa toparlayalım. Varsa biraz şeyden bahsetmek istiyorum. Derneğimizin Sayın yönetmenim beni uyarıyor herhalde. Kaç dakikamız var Sayın yönetmenim? Buyurun 1-2 dakikaya. Derneğimizi nerelerden takip edecekleri konusunda işte www.çare.org.tr üzerinden aynı zamanda Çare Derneği yazarak sosyal medyada Facebook, Twitter, Instagram, Google+, YouTube bu tarz kanallar üzerinden takip edebilirler.
internet sitesi üzerinden bütün yardım faaliyetlerimizi takip edip nasıl yapacakları konusunda bilgiye sahip olabilirler. Ne kadar güzel, evet. Bütün hayır buradan sahibi da, insanlardan. Evet, Allah razı olsun diyorum. Buradan da bu şekilde duyurmuş olduk. İşte değerli seyirciler, bakınız gördünüz, Sait Bey'i dinleyince insan nerelere dalıyor, hangi alemlere gidiyor. İşte biz buyuz. Biz bir olduğumuz sürece de elhamdülillah her şey inşallah güllük gülistanlık olacak. Bu ümmet, bu millet, evet, tekrar o şanlı tarihine kavuşacaktır. Ben buna yürekten iniyorum. Efendim, her hafta olduğu gibi sizlerden devam eden operasyonumuz için, Mehmetçiklerimiz için dua talep ediyoruz, dua rica ediyoruz. Sizlere Allah'a emanet ediyoruz. Hayırlı akşamlar efendim. Özgül Aras'ın katkılarıyla hazırlanan Hoş Sada programı sona erdi.